أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder, ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu ve keremi siz değerli kardeşlerimin, abilerimin, hocalarımın üzerine olsun. Değerli Müslümanlar, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bir gün kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Ey Allah'ın Resulü, bana cennete girmemi sağlayacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel bildir. Değerli Müslümanlar, İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen başka bir rivayette Muaz radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu vesselama gelir. Ey Allah'ın Resulü, beni hasta eden, dertlere düşüren ve kedere sevk eden bir şeyi sormak istiyorum der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyorsan sor buyurunca Muaz, benim cennete girmemi sağlayacak ameli bana bildir. Sana bundan başka bir şey sormayacağım buyurur. Değerli Müslümanlar, bu tür sorular Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birçok sahabeden farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda gelmiştir. Bedenen dünya toprağında, ruhen ahiretin ufuklarında gezen bu mümtaz topluluk için başka bir şeyi merak etmek ve onun peşinden gitmek de herhalde yakışmazdı. Ancak dikkat buyurun. Muaz radıyallahu anh kendisini meşgul eden bu soruyu sorarken beni hasta eden ve beni kedere sürükleyen bir soruyu sormak istiyorum der. Herhalde ahirete yakinen iman etmek de bu olması gerekir. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle nefsimize dönelim ve Allah'ın rızasını kazanmanın, cenneti elde etmenin, cehennemden beri olmanın, şeytan ve dostlarının düşmanlığından korunmanın sırrını bulma konusunda acaba Muaz gibi, acaba Muazlar gibi dert ve keder sahibi miyiz? Dünya hayatının imtihanlarından kurtulmak, dünya nimetlerini elde etmek adına ruhen ve bedenen öyle hastalıklara düçar oluruz ki aslında mümin erkek ve mümin kadınlar ahiretteki hallerinin nasıl olması gerektiği konusunda büyük bir derdin içerisine düşmeleri gerekmektedir. Evet, Muaz radıyallahu an cenneti elde etmenin ve cehennemden beri olmanın sırrını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın ilk anda şöyle cevap verdi. Büyük bir iş hakkında soru sordun. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın kolaylaştırdığı kimseler için bu gerçekten çok kolaydır. Bu soru
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplamaktan aciz kaldığı bir soru değildir. Zira bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi, muazın talebinde bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi: keşke kısa bir soru sorsaydın. Gerçekten cevabı büyük ve uzun bir mesele sordun. Yani ey değerli kardeşlerim, cennet elde etmek, cennetin nimetlerine kavuşmak, cennetin ihtişamı içerisinde yaşamak ve cehennemden beri olmak, cehennem ateşinin ürkütücülüğünden uzak kalmak sizin sandığınız gibi kolay değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşine ve onun üzerinden mümin erkek ve mümin kadınlara bu hakikati hatırlatıyordu. Zira bu mesele için Allah azza ve celle kitaplar indirmiş, topluluklar içerisinden peygamberler çıkartmıştır. Ancak unutulmaması gereken bir şey vardır ki tevfik, başarı aziz ve celil olan Allah'tandır. Allah bir kula hayır murad ederse onun yükünü hafifletir, yürüyüşünü kuvvetlendirir, istikametini bozmaz ve onun arzu ettiği şeyleri onun karşısına çıkartır. Bunu çok iyi bilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni hidayete ilet ve hidayet yolunu benim için kolaylaştır buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den önce peygamberlik görevini üstlenmiş Musa aleyhisselam ise, ey Rabbim yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır duası ile firavuni sistemlere karşı mücadelesinde Allah azza ve celle'nin kuvvetine, kudretine zaferi kolaylaştırmasının gölgesi altına sığınmıştır. Bu her iki peygamberi kendine gerçek rehber ve önder kabul eden Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ise, Allah'ım kolay olanı bana kolaylaştır, beni zor olandan koru buyurmuştur. Değerli alimlerimiz, kolay olandan kasıt hidayettir, zor olandan murad ise dalalettir buyurmuşlardır. Biz de bugünlerde yaşanılan imtihanların vesilesiyle Rahman olan Allah Azza ve Celle'ye seslerimizi yükseltiyoruz. Ey Rabbimiz, içinde bulunduğumuz imtihandan kurtulmayı ve bu salgın vesilesiyle salmış olduğun musibetten şifa bulmayı bizlere kolay kıl. Evet kardeşlerim, mesele uzun. Mesele girift. Mesele bizim anlayacağımız derecede basit değildi. Ancak bu işin sırrı da, çözümü de, cevabı da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de saklıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a döndü ve ona cennetin anahtarı olan 5 hususu zikretti. Dedi ki, anlaşılması ve ezberlenmesi konusunda biz maddelendirelim. 1. Hiçbir şeyi ona ortak koşmadan Allah Azza ve Celle'ye ibadet edersin. Dünya hayatı içerisinde bir kulun içine saplanacağı en büyük zulüm, aziz ve celil olan Allah Azza ve Celle'ye mahlukatı ortak koşmaktır. Zira Allah Azza ve Celle göklerde ve yerde hiçbir ortak kendisine koşulmasını istememektedir. 2. Namazı dosdoğru kılarsın. Rukusu ve secdeleriyle beraber
itminan içerisinde, mutmain bir şekilde tadili erkanına riayet ederken namazını kılarsın. Kimin karşısına çıktığının şuuruna vararak alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'yi memnun etmek için secdelere varırsın. Sadece sen değil, insanlığın namaza yönelmesi için gayret gösterirsin. Namaz ehlini şevklendirirsin. İnsanların namaz kılacağı mekanları oluşturursun. 3. Zekatı verirsin. Kazandığın mallar içerisinde fakirleri, ihtiyaç sahiplerini kollarsın. 4. Ramazan orucunu tutarsın. 5. Beyti, yani Allah'ın evini hac edersin. Bunlar İslam'ın temelini oluşturan amellerdir kardeşlerim. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e yöneldi ve dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Subhanallah. Vallahi ey dostlarım, bu hadis başından sonuna kadar bir mümin için elzem, kıymetli, değerli birçok hakikati içerisinde barındırmaktadır. Bir Müslüman bu hadisi hakkıyla okur, anlamak için gayret gösterirse Allah Azza ve Celle ona hayrın yollarını öğretecek ve kolaylaştıracaktır biiznillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilimde cömertliğini ortaya koydu. Kardeşi ondan bir hakikati işitmek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ve Muaz'ın üzerinden kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınlara birçok hakikati öğretti. Salatu selam onun üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi Muaz'ın üzerine olsun kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrın kapılarını 3 şekilde sundu. Yine biz maddelendirelim, anlaşılması ve ezberlenmesini kolaylaştıralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, oruç kalkandır. 2. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. 3. Bir de gecenin ortasında kişinin kalkıp namaz kılmasıdır dedi ve Secde Suresi 16 ve 17. ayetlerini okudu. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Değerli Müslümanlar, son bir aydır dünyada yaşanan salgın hastalığı hepimizin gündemlerini değiştirdi. Veya tüm dünya insanını bir noktada topladı desek daha doğrudur. Bu sürenin ne zaman biteceği, bu olayların nereye evrileceği ise gizli kalmış bir bilgidir. Ancak bir hakikat vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gibi bizleri cehennem ateşinden, bizleri günahtan, şeytan ve dostlarından koruyacak kalkan, sur, geçilmez bir kale hükmünde olan oruç amelini içerisinde barındıran Ramazan ayı yaklaşmaktadır. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların ve azgın cinlerin zincire vurulduğu, işlenilen amellerin ecirlerinin, sevaplarının belirlenmediği,
ucunun açık bırakıldığı mübarek Ramazan ayına doğru yaklaşmaktayız. Önceki yıllarda bu ayın ruhunu yakalamak için neler yapıyorsak daha fazlasını yapmanın vaktidir. Özellikle bu ayın faziletiyle alakalı ayetleri, hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini, selefi salihinin yaşantılarını anlatan risaleleri okumanın vaktidir. Sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı, belki daha fazla da daraltılacağı, evlerimizde oturmanın genişlediği bu zamanda ailelerimizle birlikte Ramazan ayının, orucun, teravih namazlarının, yapılan zikir ve hatimlerin faziletiyle alakalı risaleler okuyalım. İlmi ve anlayışı kuvvetli kardeşlerimiz de aileleriyle beraber Ramazan fıkhıyla alakalı dersler yapsınlar veya dersler dinlesinler. Çünkü Allah Azza ve Celle'nin oruç benim içindir. Tamamen içerisinde ihlası, samimiyeti, riyanın belki zerresini dahi barındırmayan bir amel şu an kapımıza kadar yaklaştı. Ne olur gündemlerin meşguliyetinden sıyrılarak son 3 haftamızı Ramazan'a doğru odaklaştırmaya gayret gösterelim. Aynı zamanda hatırlatmak istediğim büyük bir hakikat daha vardır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hakikati günah ateşini söndüren bir suya benzetmiştir. O da sadaka ve infaklardır. Bu salgın vesilesiyle bazı kardeşlerimizin dükkanları kapanmış, bazı kardeşlerimiz ücretsiz izinlere çıkmış, bazı kardeşlerimiz büyük bir mağduriyetin içerisine doğru sürüklenmişken, İsar şuuruyla, paylaşma ruhuyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin durumlarını gidermek için gayret ve harekete geçelim. Bizler bu salgın vesilesiyle bedenen imtihana tabi tutulurken bir taraftan cömertliğimiz, diğer gamlığımız, kardeşlere olan muhabbetimiz, ihtiyaç sahiplerine olan düşkünlüğümüzde sınanmaktadır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki gizli sadaka Rabbin öfkesini yatıştırır ve kişiyi kötü ölümden korur buyurmaktadır. Üçüncü önemli hayır kapısı da bedenlerimizi yataklardan uzaklaştırıp seccadelere yaklaştıracağımız gece vakitleridir kardeşlerim. Bu amel peygamberlerin ve salihlerin sünnetidir. Bu amel kulların üzerinde üstünlük sağlayacağı önemli takva amellerinden bir tanesidir. Özellikle başımızdaki birçok musibeti göz önünde bulundurarak gece vakitlerini, seher vakitlerini değerlendirmek için daha fazla azimkar olmanın vaktidir kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anha yöneldi ve dedi ki sana işin başını, direğini ve en zirvesini bildireyim mi? Allahu Akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta Muaz'ı ve kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınları öyle bir düşünüyor ki bir annenin
evladına duyduğu merhamet ile yaklaşıyor. Yetmedi tabir yerindeyse. Ey Muaz! Muaz gibi hayra muhtaç olanlar, Muaz gibi hayrı düşünenler, Muaz gibi hayrı öğrenmek için hastalığa ve kedere düçar kılınanlar. Sizlere işin başını, direğini ve zirve noktasını bildireyim mi? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, işin başı İslam, direği namaz ve zirve noktası da cihattır. Allahu Akbar. Yani Allah'a ve Resulüne şüphe duymadan teslim olacağız. Bu teslimiyetin en önemli alameti olan namazı dosdoğru kılacağız ve Allah'a kulluğun yeryüzüne hakim olması için Allah yolunda cihad edeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu sözleriyle bir müminin yol haritasını belirledi. Kısa, açık ve net ifadelerle teslimiyet, kulluk ve sonrasında Allah yolunda mücadele etmek. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a son defa yöneldi ve dedi ki, sana bütün bunların temelini bildireyim mi? Şu ana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet kapılarını Muaz'a ve bizlere sundu. Cennete girecek olanların kimler olduğunu bize açık bir şekilde bildirdi. Şimdi ne olur dikkat edin. Bu andan itibaren hadisin artık bu son kısmı ve inşallah sohbetimizi tamamlayacağız. Allah Resulü aleyhisselam cehennem kapısını açan kilitten haber verecek. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun. Eliyle dilini tuttu, dedi ki buna sahip çık. Bunu koru. Muaz radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneldi. Dedi ki ya Resulallah, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annen seni yitirsin ey Muaz. İnsanların yüz üstü veya burunları üzeri cehenneme sürüklenmelerinin sebebi dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir dedi. Allahu Akbar. Bir kişinin cehennem ateşine yüzü koyun sürüklenmesine en büyük sebep önemsemediği, korumaktan acizliğe ve tembelliğe düştü, dilini işaret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, bu hadis tamamıyla Tirmizi'de iman bölümünde geçmektedir. Özellikle hadisin son kısmıyla alakalı birkaç hususa değindikten sonra inşallah rahman sohbetimi sonlandıracağım. İbn-i Büreyde radıyallahu an şöyle der. İbn-i Abbas'ın dilini tutarak şöyle konuştuğunu gördüm. Yazıklar olsun sana. Hayır söz söyle de ganimetler kazan. Yahut sus da selamette kal. Eğer böyle yapmazsan iyi bil ki pişmanlık duyacaksın. Subhanallah. Hayır, doğru, hak olanı söyle, Allah'ın rızasını, Allah katındaki ecirleri, Allah Azza ve Celle'nin cennette hazırlamış olduğu nimetleri bir ganimet bil. Değilse sus, diline esir olmaktan, ona tutsak olup da cehennem ateşine düşmekten uzak ve selamette kal. Değilse, eğer bu ikisini gerçekleştiremezsen, bil ki
büyük bir pişmanlığın içerisine düşeceksin der. Orada bulunanlardan bir tanesi, ey İbni Abbas, neden böyle bir şey yaptın deyince, İbni Abbas, bana ulaştığına göre insan kıyamet günü bedenindeki hiçbir organa, diline olduğu kadar kızgın ve öfkeli olmayacaktır. Ancak hayır olarak söylediği sözler ve hayırla doldurduğu sözler bunun dışındadır buyurdular. Demek ki kıyamet gününde insanın bedeni içerisinde en fazla ayıplayacağı, kınayacağı, kendisine kızıp öfkeleneceği organ diliymiş ey Müslümanlar. Basra bölgesinin zahid, muttaki alimlerinden Hasan-ı Basri rahimeullah bu hakikat ile ilgili şu sözleri söyler. Dil, beden ülkesinin yöneticisi gibidir. O kötülüğe bulaşırsa beden de kötülüğe bulaşır. Eğer dil iffetli olursa beden de iffetli olur buyurur. Peki ey Müslümanlar, dilin iffeti nedir? Dilimizi nasıl iffetli kılmamız gerekir dersek de yine bunun izahını değerli selefimize bırakalım. Derler ki, bir kimsenin konuşmaları iyilik üzerine ise o kişinin diğer bütün amellerinin de böyle olduğunu anlayabilirsin. Eğer bir kişi hakkı ve hakikati konuşuyor ise, Allah Azza ve Celle'yi zikrediyor, iyiliği emredip kötülükten alıkoyuyor ise, dilini yalandan, iftiradan, dedikodudan, ara bozuculuktan, küfür sözleri, şirk sözleri, isyan sözleri söylemekten koruyor ve alıkoyuyorsa, işte kardeşlerim bu dilin iffetidir. Yalancı şahitlikten uzak kalıp, insanları kırmaktan diliyle çekiniyor ise, dilini bir kılıç gibi görüp onu kınına yerleştirdi ise, işte bu dilin iffetidir. Onu tenhalarda Allah Azze ve Celle'yi zikrederken görüyor. Allah'ın kitabını tilavet ederken dudaklarının kıpırdadığına şahitseniz, onu tenhalarda, sağda, solda, dernekte, mescitte, vakıflarda, yolda, evlerde hakikati izhar ederken şahitseniz, işte bu dilin iffetidir. Dili iffetli olanın amelleri ve bedeni de iffetli olacaktır. Ancak demişler ki, bir kimsenin konuşması fesat üzere ise, ifsat etmek için, bozgunculuk yapmak için konuşuyor ise, bunun diğer amellerinin de böyle olduğunu görebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, bu akşam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın vesilesiyle cennete giden yolun ve cehenneme ulaştıracak, sevk edecek işin ne olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittik ve öğrendik. Elhamdülillah. Allah'ın selamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ın lütfu ve keremi ve sınırsız nimetleri Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın üzerine olsun. Allah'ın esenliği, selameti, şifası, lütfu ve keremi iman eden erkek ve kadınların üzerine olsun. Bu hadisi bir hayır kapısı bilip işleme konusunda gayretkeş olanların üzerine olsun.
Allah Azza ve Celle içerisinde bulunduğumuz imtihan nedeniyle madden ve manen yıpranan bütün kardeşlerimize yardım kapılarını açsın ve kolaylaştırsın. Bu salgından önce düşmanların tehlikesiyle imtihan olan, düşmanların bozgunculuğuyla sınanan Suriye'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Keşmir'de, dünyanın değişik İslam beldelerinde, şimdi salgın hastalığı vesilesiyle sınırların kapatılması, açlık, susuzluk, işsizlik ile imtihan çemberinin genişlediği ey ümmeti Muhammed, Allah Azza ve Celle üzerimizdeki sıkıntıları giydirsin, sıkıntıları gidersin, üzerimize sabır yağdırsın, bizi ummadığı yerden rızıklandırsın, kalbimize takvayı ve ihlası yazsın. İnşallahü Rahman, Allah Azza ve Celle bu günlerden sonra büyük zaferlere ve lütuflara kavuşmayı ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Son olarak değerli kardeşlerim, bu salgın nedeniyle sohbetimin ortasında da vurguladığım, işten çıkartılan, dükkanların kepenkleri indirilen ve bir mağduriyetin içerisine giren kardeşlerimiz için oturmayı kendisine ar sayan, bir şey yapmamayı cimrilik kabul eden kardeşlerime de şahsım adına, ümmeti Muhammed adına teşekkürü ve duayı bir borç bilirim. Kendi evladını düşünmeden, kendi ehlini düşünmeden, kendi sıkıntısını düşünmeden, etrafındaki insanların sıkıntılarını gidermek için gayretkeş olan kardeşlerime selam olsun. Unutmayın, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyken Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh geç saatlerde evine gittiği bir sırada bir adamın başka bir evden çıktığına şahit olur. Talha kesinlikle bilir ki o ev o kapıdan çıkan adama ait değildir. İçini bir sıkıntı kemirir. Bir zan onu çepeçevre kuşatır. Sabah olduğunda geceleyin o evden çıkan adamın tabir yerindeyse adımlarını takip eder. O kapıya ulaşır. Kapıyı çaldığında ihtiyar gözleri ama ayağı topal bir kadına rastlar. Ve der ki ey kadın senin kimsen yok mudur? Kadın vallahi benim Allah'tan başka kimsem yoktur der. Benim sahibim Allah'tır. Gözleri görmeyen, ayağı kötürüm olan bu pir-i fani kadının sahibi Allah'tır der. Talha bin Ubeydullah şaşırır. Bir taraftan kendini hayıflar. Sonra kadına döner der ki peki kadın dün gece senin evinden çıkan adam kimdi der. Kadın bir ah çeker. O müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tır radıyallahu an. Uzun bir zamandır geceleri yanıma gelir. Evimi temizler. Yatağımı düzeltir. Evimdeki çöpü dışarı atar. Talha bin Ubeydullah tabir yerindeyse yıkılır. Bir sıkıntı enkaz gibi üzerine yıkılır. Ve nefsine döner. Ey Talha! Sana mı düştü Ömer'in gizli hallerini araştırmak? O, insanların ihtiyaçlarını gidermek için sokaklara çıkarken sana mı düştü onun kusurlarını araştırmak? O, cennetin basamaklarını bir bir çıkarken sen
evinde otur diyerek kendini kınar. Ey ümmeti Muhammed'in derdini çözmek için gayretkeş kardeşlerim. Ey Müslümanların sıkıntılardan arınması için mücadele eden abilerim. Ey kendi sıkıntısını ve derdini unutup da ümmeti Muhammed'in problemlerine yönelen Müslümanlar. Vallahi bu selefin ahlakıydı. Bu sahabenin ahlakıydı. Bu peygamberlerin ahlakıydı. Size böyle bir ahlakı, edebi nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle'ye şükretseniz ne kadar azdır kardeşlerim. Cenab-ı Allah gecemizi mübarek, akıbetimizi hayır, cennetimizi firdevs-i âlâ eylesin. Ve unutmadan Allah nasip ederse Bayrampaşa Derneği olarak bu gece saat 3'te kendimiz ve ehlimiz evlerimizde yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirerek üzerimizde bulunan musibetlerin kalkması, bu musibetlerin içerisinde saklı belalardan korunmak ve arkasından gelecek hayırlara kavuşmak için alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yöneleceğiz. Evlerimizde saat gece 3'te gece namazına kalkarak bedenimizi yataktan uzaklaştırıp seccadeye yaklaştırarak alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye acziyetimizi itiraf edeceğiz. Ey Rabbimiz diyerek yalvarıp yakaracağız. Allah'ın selameti, esenliği sizlerin ve ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.